Niye çağırdılar bizi ya? Tezkereyi verecekler herhalde elimize. Ne tezkeresi? Başka birinin yüzüyle yaşayabilir miydiniz? Ya da kaybettiğiniz birinin yüzü başkasında olsa ne hissederdiniz? Mesela ölen çocuğunuzun. Beyza Hanım. Hiçbir şey anlamadım. Anlatacağım. Hastanede çok sıra dışı bir gün yaşanabilir arkadaşlar. Hocalarınız sabaha karşı 4'te acil ameliyata çağırdı. Yasemin Cesurgil 16 yaşında kadın. Kamyon şoförü uyumuş direksiyonda. Altına girmişler. Kafa travması var. GKS 3. Dikkatli olun. Yavaş 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 bırak. Çek çek al bunu. Kimin takmamıştı uyuyordu arkadan. Göz bebekleri tepki vermiyor. Beyin kanaması geçiriyor. BT çekildi mi? Hayır hocam. Hocam nedir? Sağ sol nabız arasında büyük fark var. Aorti seksiyonu muhtemelen. Hem kafa hem kalp. İndiriyoruz. Baba, babaya haber verildi mi? Babası sizler Ömür. İndiriyoruz. Doktor bey, kızım uyanacak değil mi? Hanımefendi, elimizden geleni yapacağız, tamam? Hadi, hadi çabuk. Devam, devam, devam. Anlıyor, devam, devam. Dikkatli. Kaç, kaç, çık, çık, çık. Geç de olsa doğru olanı yapmak istiyorum. Bu yüzden sizinle açık konuşacağım. Dördünüzü birden tutmaya bütçemiz yetmiyor. Bu yüzden hepinizi son bir vakada denemeye karar verdik. Ayrımcılık yapmadan. Başarılı olan burada bizimle kalacak. Diğerleri ise aramızdan ayrılacak. Üzgünüm. Sadece bir yaştan mı kalacak? Siz bunu biliyor muydunuz? Vakanız bu. Ceylan Anabol, 16 yaşında kadın. Tanju hocanızın hastası. 2 sene önce korkunç bir kaza geçirdi. 2 senede toplam 11 ameliyat oldu. 12.'yi de bu sabah olacaktı. Siz iptal etmişsiniz. Çünkü başka bir opsiyon ortaya çıkmış olabilir. Yasemin Cesurgil, 17 yaşında kadın. Trafik kazası. Hocalarınız şu anda ameliyatta. Ama ihtimaller çok düşük. Eğer Yasemin'in hayatını kurtaramazlarsa... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Işıklı kalem çabuk, çabuk. Pupiller fix. Dilate tepki vermiyor. İntrakraniyel basınç düşüyor, al şunu. Böyle olmayacak. Hemikraniyektomi yapacağız. Hadi, çabuk. Oturma pozisyonuna geçiyoruz. Çabuk gel, al bunları. Onu kurtaramazlarsa Yasemin'in yüzünü Ceylan'a nakledeceğiz. Yüz nakli mi? Nasıl ya? Bayağı. Filmlerdeki gibi. Dördünüz bu vakada kendinizi göstereceksiniz. Ben işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. İyi olan kazansın. Biz şimdi ayrılıyor muyuz yani? Dördümüz. Beyinde ödem var. Ferman çok fazla. Bradikardiye giriyor. 50 gram mitol. Çabuk yükleyin. Ventilatörden karbondioksit düşün. Hadi. Sponge ver. Sponge. Sponge. Vakum, vakum, vakum. Korneal refleks yok.
Solunum refleksi de yok. Hayır. Ferman. Beyin sapı refleksi de yok. Hayır. 50 gram manitol daha çabuk. Ayrıca kan seyreltici yükleyin. Çabuk çabuk acil. Ferman tamam tamam. Ferman tamam ama. Hayır. Beyin ölümü gerçekleşti tamam. Tamam artık. Tamam bitti. Çok üzgünüm. Ailesine Allah sabır versin. De, av mevsimi başladı arkadaşlar. Beni affedin. Ne yaptın yine? Yapmadım, bir şey de yapacağım. Bu hastanede kalma şansım varsa sonuna kadar kullanacağım bunu yani. Kimse kusura bakmasın. Ya biz de armut toplamayacağız herhalde ya. Değil mi? Gel ya, neyin varsa gel. Geleceğim, merak etme, geleceğim. Gel, gel. Ben kimse gitsin istemiyorum. Ha, başladı bu da gene. Ya yeter. Hep rekabet, rekabet. Sıkılmadınız mı? Benim burama kadar geldi. Ne yapacaktık prenses? Tek kişi kalacak diyorlar. Dinlemeyeceğiz onları. Ya bir kez olsun birlikte hareket edelim. Birbirimizi baltalamayalım. Aksine eksiklerimizi düzeltelim. Hiçbirimizden vazgeçmesinler ya. Olmaz mı? Ferman, biz elimizden geleni yaptık. Ama yolda çok vakit kaybetmişti. Hiçbir işe yaramadı ama. Ne demek hiçbir işe yaramadı? Dün ben 100 nakli yapalım dedim. Sen donör nerede dedin. 12 saat sonra buradayız işte. Donör içeride yatıyor. Yani? Yanisi bu. Hazırlan. 100 nakli ameliyatı yapıyoruz. Bak Ferman, şans cesurları sever. Tamam, içerideki hasta hayatını kaybetmiş olabilir. Ama yüzünü diğerine takabiliriz. Ailesinden izin alın, yapalım bu işi, tamam? Hadi, hadi. Hocalara karşı asistanlar. Varım be. Ben de varım be. Ben de. Ferman Hoca'yı ayırırsak. O değil de benim hiç eksiğim yok. Siz benim neyimi düzelteceksiniz? Kardeşim, sinirlenince biraz deliriyorsun. İnsanlarla dalga geçiyorsun. Hassas noktalarına basıyorsun. Tamam ya, ne dolmuşsunuz. İyi, bugün uslu dururuz. Sen de gereksiz duygusallaşmayacaksın ama. Kabul. Demir, sen de bugün şirket işlerini bırakacaksın, bölünmeyeceksin. Tamam, tamam, benden de kabul. Ben neyi yapayım, benim neyim eksik? O bize düşmez, karışım çek. Peki. Benim için fedakarlıkta bulunmayacaksın. Beni ön plana çıkarmaya da çalışmayacaksın. Ya da baş asistan olmam için de uğraşmayacaksın. Ha bir de şu Azrail modundan çık abi. Yani hastaları korkutma. Tamam. Elimden geleni yaparım. Hadi arkadaşlar. Tanju Hoca başhekim olduğundan beri sürekli rekabet, sürekli gerginlik. Biz asistanlar olarak baş kaldırıyoruz. Onlara karşı biz gizlice işbirliği yapıyoruz. Varım be. Ben de varım. Ali. Ben de. Hadi. Hadi. Nazlı, bir gelir misin benimle? Arkadaşlar 100 nakli yapacağız. Başlayabilirsiniz çalışmaya, hadi. Hocam. Bana bir özür borçsun. Niçin? Çünkü seni seçeceğim. Nasıl? Yani kalacak tek asistan ben mi olacağım? Nazlı, elimizdeki vaka dev. Hastanın ailesi ikna edilmesi gerekiyor ve öne çıkacağından hiçbir şüphem yok. Sonuç zaten belli. Arkadaşlarım? Anlıyorum. Vaka bitene kadar lütfen kimseye bir şey söyleme. Daha sonra ben durumu kendim açıklayacağım. Anlaştık mı?
Hocam Ali. Nazlı Ali benim kardeşim. Ve bu öyle olmaya devam edecek. Ama ortada bir gerçek var. Kıdemlisin. İyi bir cerrahsın ve her şeye yetişiyorsun. Yani bana tek bir asistan kalacaksa eğer, doğru kişi sensin. Tamam. Hadi iş başına. Sultan, şimdi oyunculuk için ben fotoğraflar çektirdim. Sen de bir bak bakalım hani duyguyu verebilmiş miyim? Hadi bakalım. Nasıl? Oo, yere bakan yürek yakan. Peki bu? Ay yine jeli mutlu mutlu çok güzel. Bu? Aa, üzülmüş, kıyamam. Acı mı çekiyor? Ay ya, yapma yapma, ben kötü olurum, ağlarım. Olmuş. Değmiş o zaman. Neye değmiş ya? İşi bıraktı bu. Nasıl? Gülünüm. Bak ben seninle çok gurur duyuyorum. Yakında hayal ettiğin işe kavuşacaksın. Ben de yapmayayım mı aynısını? Ne demek? Ne yaptın? İstifamı verdim bile. Ne saçmalama, ne istifası verdin? Bir dakika, ben seni göremeyecek miyim bütün gün? Görüşeceğiz. Her gün görüşeceğiz. Bak beni bir dinle Gülün. Hayallerime kavuşacağım. Benim için daha iyi olacak. Mutlu olmadın mı? Çok mutlu oldum. Gülün, yapma. Lütfen ağlama. Meriç'im, başınız sağ olsun öncelikle. Bir anne olarak zor kararlar vermeniz gereken bir dönem olabilir. Allah sabır versin. Meriç'im, kızınız yaşam destek ünitesinde duruyor şu an. Makineye bağlı hala. Çünkü bir ricamız olacak sizden. Organ bağışı değil mi? Nesini istiyorsunuz kızım? Kalbinin nesini verelim size? Yüzünü. Ne? Bakın hastanemizde şu an 16 yaşında bir kız çocuğu var, adı Ceylan. Birkaç sene önce trafik kazası geçirdi ve yüzü paramparça durumda. Onu kurtarabilmemiz... Siz kızımın yüzünü alıp başkasına takacaksınız, öyle mi? Siz gerçekten bunu mu soruyorsunuz bana? Meriç'im, ben sadece şansımı deniyorum. Başka bir şey değil, ortada bir kız çocuğu var ve onun yaşamının değişebilmesi... Hayır! Meriç'im. Olmaz. Siz delirdiniz mi beni? Ben kızımın yüzünü söktürmem. Olmaz. Hayır.
Efendim anne. Hayır, evde değilim. Ha, beni arıyorsan boşuna uğraşma, uzaklardayım ben. Anne, bu ısrarcılığın korkutuyor beni. Niye anlamak istemiyorsun? İstemiyorum o tedavilerin hiçbirini, istemiyorum. Ya bu benim hayatım, bırak istediğim gibi yaşayayım, karışma lütfen. İbrahim Bey. Evet. Merhaba, ben Doktor Adil Erinç. Şikayetiniz neydi acaba? Yok benim bir şikayetim. İyiyim ben. Baba, kaza yaptık ya. Düğüne gidiyordunuz galiba. Yok, ödül törenine gidiyorduk. Basketbolcu Harun Aydener babamın öğrencisi. Lisede koçuydu onun. Harun Aydener. Ne koçu canım? Ben onun beden eğitimi öğretmeniydim. Doktor Bey, ben iyiyim. Bir şeyim yok. Yani böyle bir sağ kolum kilitlendi, vitesi değiştiremedim. Vurduk işte, o kadar. Bir şeyim yok benim, iyiyim ben. Tamam, bir muayene edelim. Ellerinizi verin. Sıkın ellerimi. Bütün gücünüzle. Sağ kolunuzda güç kaybı var. Bir saniye. Tam şurada. 0 derecede ayrılma var. Ligamentiniz yırtılmış. Ben dedim sana o kadar koşturma diye. Çok önemli bir şey değil. Basit bir operasyon. Hallederiz. Selvi Hanım hazırlıklara başlasın eğer sizin için uygunsa. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Nasılsın, değil mi? İyiyim, iyiyim. İşim yok. Adil, bugün çocuklar için karar verilecek. Gerçekten bir şey yapmayacak mısın? Ya ben nereden tanıyorum bu adamı? Ya Adil. Yok yok, bulacağım bir yerden. Ya bir şey soracağım, benim ameliyatım niye iptal oldu? Hem güzellik yarışmasına katılacaktım ben en son. Kızım yapma böyle şeyler. Anne, dalga geçiyorum. Ameliyat? Ameliyatınız iptal oldu çünkü daha iyi bir ihtimal... Kızımcığım! Her şey kesinleşmeden size bir şey söylememiz doğru olmaz. Merhaba Ceylan. Merhaba. Arkadaşlar, alabilir miyim biraz sizi? Biz zaten tanışmak için gelmiştik. Tekrar geleceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Meriç Hanım, yüzünü alacağımız hastanın annesi. Doğal olarak nakli onay vermiyor. Onu ikna etmemiz gerek. Oo. Hocam, ikna eden kaç puan alıyor? Benim takdirimi alıyor Doruk. Oldu mu? Azla. Güveniyorum sana. Ne yapıyorsun sen yine ya? Ha? Rol yapıyorum ya, rol yapıyorum. Cahil. Rekabet içinde olduğumuzu sansınlar diye. Ne? Meriç Hanım kim ikna edecek? Var mı bir fikri olan? Nazlı? Var aslında benim bir fikrim. Ama sizin de yardım etmeniz lazım. Evde başka ne yapılır ki? Alişko. Benim adım Alişko falan değil, tamam mı?
ne yapıyorsun? Ne zaman geleceksin? Çok sıkıldım evde. Ya ben senin eğlencen miyim? Çalışıyorum ben. Üf, tamam peki. Peki şey Ali, akşam gelirken kağıt getirsene, oynarız. Ya sen beni duymuyor musun? Çalışıyorum diyorum, oyuncağın değilim diyorum. O üstelik sen benimle kağıt falan oynamak istemezsin, tamam mı? Ben kağıt sayarım. Seni çok kötü yenerim, tamam mı? Çok sıkıcısın. Ha, kapat o zaman. Tamam peki, kaçta geleceksin onu söyle bari. Kapat. Nasıl bir şey? Hı? Güzel olmak yani. Unuttum da ben. Öncelikle çok teşekkür ederim Ceylancığım. Ama sana yalan söylemeyeceğim. Ben pek bir faydasını görmedim. Özellikle son zamanlarda. Pardon, tutar mısınız? Teşekkürler. Yardımcı olayım ister misiniz? Evet, şöyle çevirirsek tamam. Kolay çıkarız. Tamam, ben de. Ceylancığım, sohbet ediyorduk. Var mı bir hayalin, üniversite falan? Üniversite mi? Hı hı. Lise zaten başlı başına ölümlü. Okula falan gitmem ben bu saatten sonra. Söyleme canım öyle şeyler. Ölüm falan. Haklısın ya. Öyle dememeliydim. Ölümden daha kötü şeyler var bu hayatta. Mesela her gün aynada ona bakmam. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Kızınızın yüzüğü. İzin verirseniz bu kıza gidecek işte. Hayatım, matkabı alabilir miyim? Tık mıtık derken baya baya antrenman yaptım. Yakında beyine de girebilirim. Artık elimi ye. Bir dayı alabilir miyim? Ya Adil, çocuklar diyorum, sen ne kadar rahatsın. Üç tanesi kovulacak. Sen merak etme, bir beklediğim var. Gerçekten mi? E ne bekliyorsun? Gerçek karakterlerini ortaya koymalarını. Böyle durumlarda İnsanlar gerçek renklerini gösterirler. İşte o zaman anlarsın kimin ne olduğunu. Sen hiç merak etme. Kendileri gelecek bana. Ateş yükseliyor. 37.2. Kas zayıflığı, ateş, multiple skleroz belirtisi. Acil MR alalım. Tamam. Kim aldı onu mu? Hı? Ben aldım hocam. Siz ne yaptınız? Hocam ben de son teknoloji yüz nakillerini araştırdım. Şöyle bakın. Şöyle en üstteki en ilgi çekici olanı şöyle Brezilyalı cerrah yaptı hocam. Hocam ben de böyle hayali ameliyatlardan ziyade daha işe yarar bir şey yaptım. Ceylan'ın ailesiyle konuştum. Yüz nakli fikrini hemen atladılar. Ne yaparsak okey şu an. Sen ne yaptın Ali? Ben Meriç Hanım'la konuşmaya çalıştım ama kendisi pek konuşmak istemedi benimle. Çok güzel. Yaptığınız en iyi şey bu mu yani? Yasemin yaşam destek ünitesine bağlı, kalbi durdu duracak. Ve siz uyumluluk testi yaptırmayı düşünmüyorsunuz öyle mi? Aklınıza bile gelmiyor.
Arkadaşlar, sizin şu anda birbirinizi yemeniz lazım. Bakın daha önce söyledim. Bu iş ciddi. Bu vakadan sonra bu hastanede aranızdan sadece biri kalacak. Tek biriniz. Hocam ben hepsini ezip geçeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Uska biraz ya. Göreceğiz bakalım. Ya göreceğiz çünkü ben buradayım. Aa, ama sakin, ben de burada bağırayım o zaman. En çalışkanları benim. İyi tamam. Bu enerjiniz güzel. Ama bunu vakaya saklayın, tamam? Hadi bakayım göreyim size. Hadi. Kumpanya falan kuralım. Kumpanya falan kuralım biz ya. Tiyatro miyatro gezeriz bütün Anadolu'yu. Ha? Ben nasıldım? Ben inandırıcı mıydım? Senin ben tehdidini yerim ya. Abi kusura bakma da berbattın. Yani hatta hepimiz berbattık. Hatta Tanju Hoca nasıl yedi ben anlamadım ya. Peki planımızı işe yarayacak mı? Ve Nazlı, kovmayacaklar değil mi bizi? Test aşısı yaptırır mısınız? Ben geliyorum şimdi. Acı, yardım et. Ne oldu? Hadi bir kişi kalacak ya sizden. Benmiş. Demirk olacak mı yani? Yani öyle oluyor. Karun gibi sevgilim var. Şimdi sana çok ihtiyacım var. Benimle kalır mısın? Nasıl? Niye kalayım? Gayet güzel bir haber. Tamam süper. Değil. Hiç süper de değil. Güzel de değil. Tamam evet, Ferman Hoca söylediğinde bir sevindim. Güzel ama... Ama kimseye söyleme diyor. Ve biz de bugün birlikte hareket etme kararı aldık. İlk kez ortak bir şey yapacağız. Ve ben onlara yalan söylüyorum. Tamam dur. Bak kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Çünkü bu kararı sen vermedin. Senin sorumluluğun değil. Ferman Hoca verdi. Ali kovuluyor. Ali. Tamam kovulsun. Yani adam ünlü. Haber oldu oraya buraya dahi ya. Adamın iş bulması şu kadar basit. Bu değil. Ferman Hoca seçmedi ya onu. Çok üzülecek. Kendi söyle istersen. Nazlı. Ali. Nazlı gelir misin? Seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Acil. Sonra konuşsak olur mu? Hayır. Şimdi konuşmamız gerekiyor. Lütfen şimdi. Hadi. Geliyorum. Ne oldu? Gel. Ne oluyor? Nazlı, ben şimdi anladım. Eğer planımız işe yaramazsa ikimizden biri bu hastaneyi terk edecek. Ben zaten ne yapacağımı bilmiyorum Ali, lütfen. Nazlı, niye anlamıyorsun beni? Biz ayrılacağız diyorum sana. Ali, biz zaten ayrıldık. Öyle değil. Tamamen bir daha yüzünü göremeyeceğim. Bir daha senin sesini duyamayacağım. Tamamen kopacağız. İnanmıyorum. Sen hiç perişan olmadın. Çünkü sen zaten alışıksın uzaktan sevmeye. Yani bu senin için ayrılık bile sayılmıyor. Ama benim için sayılıyor. Ali, ben perişan oldum. Benim gözümde yaş kalmadı. Sen böyle mutlu olabilirsin. Ama ben olamam. Ben buna razı olamam. Nasıl? Ayrılacağımız için üzülüyorum. Niye bana kızıyorsun? Çünkü anlamıyorsun.
Biz seninle zaten ayrıldık. Sen benden ayrıldın, hatta hatırlatırım. Sonra da hayatına devam ettin. Çünkü bu böyle, bu kadarı sana yetiyor. Ama bana yetmiyor. Benim hayatıma devam edebilmem için seni tamamen unutmam gerekiyor. Yapacağım da. Ne planlarımız vardı seninle? Hayallerimiz vardı. Ne olacak şimdi? Hepsini ben tek başıma mı yapacağım? Son bir kez sesini duysaydım bari. İşini çekecekler. Yüzünü kesip alacaklar ama sakın korkma. Senin sayende bir genç kızın hayatı kurtulacak. Senin o gül yüzünle. İkiniz için de yaşayacak anneciğim. Melis Hanım, biliyorsunuz Güneş istifa etti. Mecburen. Biliyorum. Üzgünüm. O da çok üzgün. Haliyle. Biz de dedik ki acaba arkadaşları olarak ona bir veda partisi mi düzenlesek aramızda para toplayarak. Naçizane. Eğer siz de uygunsanız. Öyle bir parti olmayacak. Melis Hanım, siz de biraz duygu kırıntısı gösterseniz. Pişman olacağın şeyler söylemeden önce ben mi konuşsam? Ama yani sonuçta bu bizim. Senin parasını topladığın bir parti olmayacak. Bütün masrafları ben karşılayacağım. Siz mi karşılayacaksınız ama hastanenin durumu. Kendi kişisel hesabımla. Pelis Hanım, ne olur kusuruma bakmayın. Ben yani çok. Benim de duygularım var her ne kadar gösteremesem de. Gül'ün de kredi kartı bilgilerim var. Onları alıp organize edersin. Hepimizin ihtiyacı var böyle bir şey, değil mi? Teşekkür ederim. Lütfen kusuruma bakmayın. Uyumlulukları gerçekten inanılır gibi değil. Kan grupları, antijenleri, yaşları. Son derece hepsi uyumlu. Meriç Hanım izin de verdi. Yalnız tek bir onam kaldı. Ceylan istemiyor. Arkadaşlar hiç öyle şaşırmayın. Kızın yüzünü değiştireceğiz sonuçta. Şimdi söyleyeyim bakalım. Hanginiz ikna edecek? Ben ikna ederim. Çok güzel şakaydı. Ben ikna ederim aslında hocam. Bu konuda ben çok iyiyim. Ben ailesiyle konuştum ama. Ne var, ben de konuşurum ya. Ben en iyiyim. Hepiniz de biliyorsunuz. Ben ailesiyle konuşur, ikna ederim. Ben yaparım.
Ali. Hata yapma lüksün yok. Farkındasın değil mi oğlum? Kendimi hepinize ispat edeceğim. Göstereceğim kendimi. Ahmet abi, sen niye atlıyorsun ki? Oğlum sen niye gaza geliyorsun? Mis gibi kurtaracaktık seni işte. Kendi başımın çaresine bakmaya çalışıyorum. Bravo. Çok iyi ettin. Tanju Hoca da bekliyordu zaten, hop atladı üstüne. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidecek, konuşacak kızla. Bak kız çok akıllı. Direkt konuş, lafı dolandırma. Tamam? Öyle riskler, riskler diye de delirme. Yani olumlu tarafından anlatmaya başla. İkinci şansın olacak. Bu ameliyat senin hayatını değiştirecek. Tamam? Sanırım bana arkadaşa yardım etmek istiyorsun. Ama senin de dediğin gibi, senin de dediğin üzere biz ayrıldık. Ya aman abi. Aman ya, bir eski sevgili kavgamız eksikti sakın. Yani çok riskli böyle. Bak benim harika bir fikrim var. Beni dinleyeceksin, halledeceksin bu işi. Tamam? Tek kelimeyle mükemmel uyumlusunuz. Ailesinden de izin aldık. Şey... Adı ne? Onu sizinle paylaşmaya yetkim yok. Peki başına ne geldi? Kızım, bunları düşünmesen. Değil mi doktor bey? Konuyu çevir, konuyu çevir. Ameliyat, ameliyata gel. Ali, iletmek istediğiniz bir şey varsa iletebilirim. Ama görüşmeniz yasak. Yasak. Üzgünüm. İletmek istediğiniz bir şey varsa iletebilirim ama görüşmeniz yasak, üzgünüm. Ameliyata gel, ameliyata. Ameliyat. Ameliyat. Bu ameliyat senin için ikinci bir şans olacak Ceylan. Bu ameliyattan sonra istediğini yapabileceksin. Her şey düzelecek tamamen. Bir tek bu zavallı kızla ilgili bir şey öğrenemeyeceğim yani, öyle mi? Kız öldün daha ne istiyorsun ya? Öldü ya, ne duymak istiyorsun ki? O ne demek şimdi? Sevineyim yani ben öldüğüne. Kızı da öyle mi? Cani miyim ya ben? Hayır, hayır. Tamam, dur. Ali. Panikleme, panik yok. Panikleme. Yanlış anlaşılma oldu. Bir yanlış anlaşılma oldu de çık. Karışım Şek, görev iptal, görev iptal. Toparla çık. Anlaşıldı mı? Hayır, sen değil o Karışım Şek. Siz. Ali, iyi misiniz siz? İyiyim. Sakin, siz de... Özür dilerim ya, aferin sana ya. Ya bir şeyler söyle. De ki ameliyat için güzel düşünün de. Güzel düşünün, çok güzel geçsin de. Pardon, bu güzellik. Güzel olacaksınız de, çok güzel olacaksınız de ya. Ay içinde, güzellik içinde. Ama içinde, güzellik insanın içinde, sizin içinde. Şaka mı bu ya? Bu şaka mı ya bu? Benimle de böyle dalga geçerlerdi biliyor musunuz küçükken? Güzellik senin içinde diye. Yok hayır tamam, ben istemiyorum ameliyat falan. Yok ameliyat falan istemiyorum. Sadece rahat bırakın beni lütfen. Ya sana aferin sana ya. Ya bak lakap yok diyoruz. Kara Şimşek dedik adına ya. Kara Şimşek dedim. Abi ne bileyim ben. Ya böyle bir şey var mı onlara lan? Böyle bir şey var. Ona nasıl oradan girip ona oradan onu söylüyor ki o yani? Abi içindeki güzellik ne ya? Kafama karıştırdınız. Oğlum çart diye öldü denir mi? Sen dedin. Ya ben sana mı dedim? Ya ben nasıl anlayabilirim ki ha? Nasıl anlayabilirim? Yüzünüzü görmüyorum. Ben nasıl anlayabilirim? Kafama karıştırdınız işte. Benim tamam, sakin. Tamam, biz halledeceğiz. Hayır. Tanju Hoca'ya ben söyledim. Benim halletmem lazım. Abicim bak, bu top buradan dönmez artık. Ya bırak biz konuşalım, sen halletmişsin gibi söyleriz. Yalancılık olur. Yapamam. Tamam, sakin. Bugün birbirimize destek oluyoruz değil mi arkadaşlar? Ali tekrar deneyecek. Ama böyle. Ali sen onu anlayabilecek birisin. Unut bizim sana söylediğimiz her şeyi unut. İçinden nasıl geliyorsa öyle konuş. Kendin ol sadece. Tamam.
O şeyinle de bak, o kilitlenip bakıyorsun ya. Bir şey çıkar belki oradan. Ya onun ne alakası var ya? Ne bileyim ya, bir şekilde çözer herhalde. Gel. Selam. Ne yapıyorsun? Ya ben bu adamı bir yerden çıkartacağım ama nereden acaba? Test sonuçları çıktı. Bak. Allah kahretsin. Tuhaf şeyler söyledim, farkındayım. Korkman çok normal. Tereddütlerinde de son derece haklısın. Gerçekten çok güçlüymüş ya gözlem yeteneklerimiz. Gerçekten öyledir. Görmek ister misin? Nasıl yani? Sen çok iyi bir insansın değil mi Ceylan? Ne alaka? Kedin var. Ya da sokaktaki kedileri besliyorsun, sokak hayvanlarını. Bahçeyle uğraşıyorsun. Burada çiçeklerin var. Bir de en sevdiğin spor voleybol. O da tam bir takım oyunudur. Özetle sen çevresindekilerle ilgilenen iyi bir insansın. Nasıl anladınız? Yüzüne bakmadım çünkü. Ellerine baktım. Elindeki kesiğin açısı ve büyüklüğü çapı olduğunu düşündürdü. Çiçekleri oradan çıkarttı. Ayak bileğinde. Ayak bileğindeki çizikler kedi çiziyor. Bunlar hani böyle oyun için yürürken kaparlar isterler. Son kasların. Kasların. Yaşıtlarına göre %12 daha büyük. Voleybol oynadığını oradan anladım. Herkes sizin gördüğünüz gibi göremez ama. İnsanlar şu an sadece yüzüne bakıyor değil mi? Oraya bakan sonra başka bir yere bakamıyor değil mi? Eğer bu ameliyat olursan... Emin ol, herkes benim gördüklerimi görecek. Sen çok iyi bir insansın. Herkese bunu göstermek istemez misin? Ben korkuyorum. Aynaya bakacağım. Göremeyeceğim kendimi. Kendimizi görmek için aynaya bakmaya gerek yok. İçimize bakmamız yeterli. Senin için ne diyor?
Artık bir yüzüm olsun istiyorum. Yapıyor muyuz bu ameliyatı? Yapıyoruz. Allah sizden razı olsun. Ben ameliyathanedeki bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra size haber vereceğim. Sağ olun. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler doktor. Çok güzel olacak her şey. Tamam dedi. Ameliyata tamam dedi. Duyduk, duyduk. Abi harikaydın bak. Bu sefer gerçekten harikaydın. Canan dinlin benim be. Yok, onu bugün söylemiyorduk. Tatlı dillim. Ama siz olmasaydınız yapamazdım. Yapamazdım. Ya biz de yapamadın ki zaten. Yani biz olmadığımız için yaptın zaten ama. O da doğru, evet. Siz peki benim konuşmamın tamamını duydunuz mu? Duyduk. Ya son cümlelerin hatta biraz doğaçlama yaptın yani. Bayağı iyi. Tamam öyle zaten. Hissettin mi be? Her şeyi.